Bursa Spor TV'den merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. 20 Eylül bugün yeni bir haftanın başlangıcında Spor Toto Süper Lig'e devam ediyoruz. 5. haftada Gaziantep Spor'la karşılaşacak takımımız Kamil Ocak stadında saat 20'de haftaya böyle bir maçla başlıyoruz. Bugün maç günü, bakalım gazetelere yansıyan maç öncesi değerlendirmeler nasıl? Olay Gazetesi spor sayfasında timsah fıstık sever denmiş. Bursa Spor Gaziantep deplasmanında 5'te 5 peşinde. Yeşil Beyazlılar Kamil Ocak stadında saat 20'de başlayacak mücadeleden galibiyetle ayrılıp ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftadan 12 puan çıkaran Bursa Spor bugün Gaziantep deplasmanında üst üste 5. galibiyete imza atmak istiyor. Kamil Ocak stadında saat 20'de başlayacak zorlu karşılaşmada Konya bölgesi üst klasman hakemi Deniz Çoban düdük çalacak. Deniz Çoban'ın yardımcıları Nihat Mızrak ve Muharrem Yılmaz. Maçın 4. hakemi ise Hüseyin Sabancı. Bursa Spor, Deniz Çoban'ın yönettiği son lig maçında 13 Eylül 2009'da Fenerbahçe'ye Atatürk stadında 1-0 mağlup olmuştu deniyor. Pardon. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında İspanya'daki bir Valencia'ya farklı yenilmenin moral bozukluğunu hafta içerisinde üzerinden atmaya çalışan Yeşil Beyazlı takım Gaziantep Spor'u yenmekten başka bir şey düşünmüyor. Hüseyin Çimşir ve Milan Stepanov'u Bursa'da bırakan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bu maçta rotasyona gidip İbrahim Öztürk, Gustav Svensson, Mustafa Keçeli, Pablo Martin Bataja ve Turgay Bahadır'a görev vermesi bekleniyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Gaziantep Spor'da kırmızı kart cezalısı Murat Ceylan ve kadro dışı bırakılan Erman Özgür yok. Sakatlıkları geçen Emre Güngör ve Serdar Kurtuluş ise forma giyebilecek. Evet, dün Özgür'den otobüste Yenişehir'e hareket ettiler. 35 kişilik kafile, 20'si futbolcu sevgili izleyiciler. Son derece sakin, dingin ve rahat gözüküyorlardı. Kazanıp geliriz. Yeşil Beyazlılar Gaziantep'i de yenerek 15 puana ulaşacaklarına inanıyor. Bursa Sporlu futbolcular Gaziantep yolculuğu öncesinde umutlu konuştu. Gribal enfeksiyonu atlattığını ve zorlu bir deplasmana gittiklerini belirten Sercan Yıldırım, Valencia karşısında aldığımız ağır yenilgiden olumsuz yönde etkilendik ama bu maça yansıtmayacağımızı düşünüyorum. Ligde güçlü konumdayız, diyor sevgili seyirciler. Galibiyetleri olmasa da Gaziantep hem güçlü hem de iyi takım. İnşallah geçen yıl olduğu gibi yine gülen taraf biz oluruz, dedi. Ali Tandoğan da ligde 4'te 4 yapmış bir takım olarak Gaziantep'e gittiklerini belirtirken, zor maç olacak. Zaten bizim için hiçbir maç kolay olmuyor. Rakiplerimiz ona göre önlem alıyor ama ben İyi bir futbolla mutlak galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum, diye konuştu. Ve Dersuhan ve Bekir Ozan hasta Gaziantep'e 3 puan almak için gittiklerini belirtirken, Mustafa Keçeli ise inşallah kazanıp 5'te 5 yaparak döneriz şeklinde görüş belirtti. Ligde çok iyi gidişatlarının olduğunu vurgulayan Volkan Şen, Gaziantep maçı bizim açımızdan çok önemli. Lider olarak gidiyoruz. İnşallah yine lider olarak puan kaybetmeyerek dönmek istiyoruz. 3 puanı alıp mutlu bir şekilde Bursa'ya döneriz, dedi. Genç Serdar Aziz ise şunları söyledi. Çok zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Gaziantep 4 maçtır kazanamıyor ama biz de çok iyi bir takımız. Antep'i yenip Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde moral bulmak istiyoruz. Dün futbolcularımıza, bu ismi geçenlere mikrofon uzattık. Arkadaşım Sedat'la birlikte. Sevgili izleyiciler, işte oradan çıkan sonuçlar bugün Olay Gazetesi'ne yansımış. Gerçekle yüz yüzeyiz. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Türkiye Ligi'nin kendileri için önemli olduğunu söyledi Sağlam. Önümüzdeki sezon yine Avrupa Kupalarında oynamak istiyorsak ligde başarılı olmak zorundayız. Bu gerçekle yüz yüzeyiz. Onun için iyi başlayıp 4'te 4 yaptığımız ligin zirvesinde bulunduğumuz konumumuzu korumak istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Gaziantep de güçlü bir takım, inşallah kazanır ve döneriz, diyor. Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan da Gaziantep'ten iyi sonuçla dönmek istiyoruz. İyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 5'te 5 yapıp Bursa'ya 3 puanla dönüp Valencia maçında üzdüğümüz taraftarımızı sevindirmek istiyoruz, diye konuştu. Operasyon.
Hüseyin ve Stepanov Bursa'da bırakan Ertuğrul Sağlam ilk 11'de önemli ölçüde revizyona gidecek. Bursaspor Gaziantep'te oynayacağı karşılaşma için dün saat 16'da Yenişehir Havaalanı'ndan Güneydoğu'ya uçarken teknik direktör Ertuğrul Sağlam kadroda önemli revizyona gitti. 20 kişilik kadroya Hüseyin ve Stepanov'un yanı sıra 3. kaleci Harun Tekin, İsmail Haktan Odabaşı, Muhammed Demir, Eren Albayrak, Sercan Şen, Emre Pehlivan ve Anıl Sarak'ı almayan Sağlam, Gaziantep karşısına farklı bir 11 sürecek. Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan'ın kafile başkanlığında 35 kişilik kafilesiyle Gaziantep'e ulaşan Yeşil Beyazlı takım maç saatini Dedeman Otel'de bekliyor. 20 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor. Dimitar Ivankov, Yavuz Özkan, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli, İvan Ergiç, Bekir Ozan Has, Volkan Şen, Pablo Bataja, Ozan İpek, Turgay Bahadır, Serdar Aziz, Gökçek Vederson, Stelian Kirita, Federico Insua, Gustav Svensson, Sercan Yıldırım, Damian Esteiner ve Leonel Nunez. Evet, şu haberi de aktarayım. Birazdan küçük bir ara vereceğiz sevgili izleyiciler. Küçük bir reklam aramız olacak. Bu haberi okuduktan sonra Bursa Hakimiyet'le devam edeceğiz. Gaziantep sınavı finalde denmiş. Bursaspor'un Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarının ele alındığı final bu akşam 21.40'da Olay TV'de ekrana gelecek sevgili izleyiciler. Gazete turumuza Bursa Hakimiyet'le devam ediyoruz. Yenelim, kendimize gelelim. Hadi timsah göster gücünü denmiş. Valencia şokunu üzerinden atmaya çalışan Bursaspor, Gaziantepspor karşısında moral arıyor. 45. randevu. Bursaspor ve Gaziantepspor bugün 45. randevusuna çıkacak. 1979-80 sezonundan bu yana ligde rakibiyle 44 kez karşılaşan Bursaspor'un deplasmanda 5 galibiyeti bulunuyor. Yeşil beyaz ekip Gaziantepspor deplasmanında bugüne kadar oynadığı 22 karşılaşmadan 14 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Yeşil beyaz ekip Güneydoğu ekibiyle yaptığı 44 karşılaşmada rakibinin filelerini 59 kez havalandırdı. Buna karşın Gaziantepspor bu mücadelelerde Bursaspor'un kalesinde 64 gol buldu deniyor. Deniz Çoban yönetecek maçı. Valencia ilgisinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Yeşil Beyazlar Gaziantepspor'u yenerek hem yoluna kayıpsız devam etmek hem de moral bulmak istiyor. Zorlu 90 dakika öncesi teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Genç çalıştırıcının sol kanatta Vederson'un yerine Mustafa Keçeli'yi, stoperde Stepanov'un yerine İbrahim'i, forvette ise Nunez'in yerine Sercan'ı oynatacağı tahmin ediliyor. Kadrosunu kaliteli takviyelerle güçlendirmesine rağmen iyi sonuçlar alamayan Gaziantepspor'da ise cezalı olan Murat Ceylan bugünkü maçta forma giyemeyecek. 5'te 5 yaparız. Dün özel uçakta Gaziantep'e giden Bursaspor'da futbol şube sorumlusu Mesut Mestan 5'te 5 yapmak istediklerini söyledi. Gaziantepspor'un ligin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu belirten Mestan, zor bir rakip bizi bekliyor, iyi sonuçla dönmek istiyoruz. İnşallah 5'te 5 olur. 3 puanla Bursa'ya gelip Valencia maçında üzdüğümüz taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz sonsuz şeklinde konuştu. Eski timsahlar. Gaziantepspor'da daha önce Bursaspor forması giymiş bir oyuncu bulunuyor. Yeşil beyazlı takımın altyapısında yetişen Serdar Kurtuluş şu an kırmızı siyahlı ekibin başarısı için ter dökerken geride kalan 4 haftada başarılı bir grafik çizdi. Analiz. Süper Lig'in en köklü kulüplerinden biri olan Gaziantep iyi transferler yapmasına karşın bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmesine rağmen istediği sonuçları alamayan kırmızı siyahlı ekibin şu ana kadar galibiyeti bulunmuyor. Sezon başında takımın başına Tolunay Kafkas'ı getiren Gaziantepspor, Bursaspor karşılaşmasını çıkış olarak görüyor. Onlar erdi muradına burada da var. Ertuğrul Sağlam'ın şahitlik ettiği iki genç ki kız arkadaşına tribünlerde pankart açarak evlenme teklif etmişti. Muradına erdi. Tekin Yolcu ve Hatice Gültekin soyadı Yolcu oldu artık. Evlendiler. Dik Kaldırım Formbek Özde düğün salonunda. Nikah şahitini Sağlam yapmış. Evlilik cüzdanını gelin Hatice Gültekin'e vermiş. Sevgili izleyiciler, bu mutlu gecede bulunmaktan sevinçliyim diyor. İki adet kombine biletleri oldu. Bir de Ertuğrul Sağlam baskılı formaları var. Daha ne olsun? Bir de Ertuğrul Sağlam'ın şahitliği düşünülürse, dedik ya az önce, bu evlilik bir ömür boyu sürer. Öyle gözüküyor. Bu arada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi vardı akşam sevgili izleyiciler. Cüneyt Çakır'ın yönetiminde Saracoğlu'nda oynandı. Yıldız çok, Gülen yok. 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kadıköy'de dev randevuda Sarı Lacivertler Niyang'la öne geçti. Son sözü penaltıdan Guti söyledi. Birçok pozisyondan yararlanamayan taraflar 1 puana evet dedi
Derbiden yansıyanlar da böyleydi sevgili izleyiciler. Bursa Haber gazetesine bir bakalım. Tadımız kaçmasın deniyor manşete çıkan başlıkta bugün. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan Timsah, ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Süper Lig'de mağlubiyeti olmayan tek takım olarak yoluna devam eden Bursa Spor, bu akşam Gaziantep Spor'a konuk oluyor. Zorlu deplasmanda taraftarlarını sevindirmek isteyen Timsah, Avrupa'daki mağlubiyetini unutturup ligde 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Hedef 5'te 5 eksik yok. Antep çıkış peşinde deniyor. Saat 20'de Lig TV naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı Timsah pusuya yattı. Zorlu deplasmanda 3 puan hedefleyen Bursa Spor Gaziantep'e gitti. Dün Özüce tesislerinden yola çıkan Yeşil Beyaz ekip Yenişehir Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e geçti. Dedeman Otel'e yerleşen Bursa Spor maç saatini beklemeye başladı. Yolculuk öncesi Ali Tan Doğan maçın zor geçeceğini belirterek zor bir deplasman olacak. Hiçbir maç kolay değil tabii ki ama iyi bir futbol sonucunda galibiyette Bursa'ya döneceğimizi düşünüyorum dedi. Teknik patronu Ertuğrul Sağlam, başka kulvarda mücadelemizi verdik. Şimdi lige döndük. Önümüzdeki sezon yine Avrupa'da oynamak istiyorsak ligdeki başarımızı sürdürmeliyiz. 4'te 4 gibi önemli bir başarımız var. Zor deplasman olacak tabii ki ama inşallah 5'te 5 yaparak Bursa'ya döneceğiz dedi. Gaziantep hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ve açma germe egzersizleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldı. Antrenman soğuma ve açma germe çalışmalarıyla tamamlandı. Emre Güngör ve Serdar Kurtuluş takımla birlikte çalışmalara başladı. Kırmızı siyahlılar çalışmalarını tamamlayarak Celal Doğan tesislerinde kampa girdi. Genç çifte sağlam şahit haberi. Burada da yer alıyor. Sevgili izleyiciler, Bursa Hayat gazetesi. Nerede kalmıştık? Yeşil Beyazlılar Trabzonspor ve Kayserispor'un takıldığı haftada Antep'i yıkarak puan farkını açmayı hedefliyor. Devler Arenası'nda kötü start veren Timsah, bu akşam ligde Gaziantep Spor'un konuğu olacak. Yeşil Beyazlar'da tek hedef 3 puan alarak 5'te 5 yapmak. Sercan forma bekliyor. Geçtiğimiz sezon attığı gollerle elde edilen şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Sercan Yıldırım, Gaziantep Spor maçında ilk 11'de sahaya çıkmak istiyor. Özellikle bu sezon teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yedekten oyuna sürdüğü genç yıldız, Antep maçında ilk 11'de forma şansı bulmak istediğini belirterek, takımım için en iyi kararı kuşkusuz hocamız verecektir ancak bu maçta ilk 11'de görev alabilirsem beklenen patlamayı yaşayabilirim dedi. Taraftarlar Timsah'ı yalnız bırakmayacak. Gaziantep'e desteklerini sürdürecekler. Özellikle 4-0 biten Valencia maçı sonrası da takımlarını tribüne çağırarak bağırlarına basan Bursa Spor taraftarları. Ama lig başka bir yoldur. Süper Lig çok farklı bir yol. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir yol. O yüzden ikisini birbirine karıştırmamak, ikisinin birindeki üzüntüyü diğerine mal etmemek lazım. İkisi çok farklı yollar çünkü. O yüzden önümüze bakmamız gerekiyor ki Süper Lig'de Bursa Spor inanıyoruz ki başarısını devam ettirecek. Bu akşamki mücadeleyi 2000'e yakın Bursa Spor taraftarının izlemesi bekleniyor. Ivankova tam destek. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Valencia önünde yediği 4 golle sarsılan kaleci Ivankova en büyük destek takım arkadaşlarından geldi. Ligde 4 maç sonunda sadece bir kez kalesinde gol gören Ivankov, Gaziantep maçında da kalesini gole kapayacağını belirterek Valencia maçını unuttuklarını söyledi deniyor. Ertuğrul Sağlam zorlu maç öncesi futbolcularından dikkatli olmalarını istedi. Hürriyet Bursa hadi 5'te 5'e demiş. Hadi 5'te 5'e. Sar yarayı aç arayı. Ne güzel bir başlık. Sar yarayı aç arayı. Maratonda fırtınalar estiren Timsah yeni bir destan peşinde. Yeşil Beyazlar maratonun 5. haftası Gaziantep'e konuk oluyor. Ligde 4'te 4 yapan Timsah Antep'e kazanıp Devler Ligi yenilgisini unutturmak istiyor. Kirita geçen sezon Antep'te zaferi getiren golü atmıştı. Timsah tam kadro. Gaziantep ters geliyor denmiş. Timsah Güneydoğu ekibi önünde farklı kayıplar yaşadı deniyor. Tribünde şov var. Bursa Spor bu sezon deplasman maçlarında yalnız bırakmayan yeşil beyaz taraftarlar bugünkü maçta da Kambi Ocak Stadı'nı karnaval alanına çevirecekler. Valencia yenilgisine rağmen takımı alkışlarla uğurlayan taraftarlar güçlü rakiplerini yenerek galibiyet serisini 5'e çıkaracaklarını iddia ettiler. Maçın hakemi Çoban
deniyor. Deniz Çoban yönetici, Konya Bölgesi Üst Klasman Hakemi, eğitimci olarak görev yapıyor. 33 yaşında sevgili seyirciler. Muharrem Yılmaz ve Nihat Mızrak ona eşlik edecek. Bayrak sağlayacak. Karşılaşmanın 4. hakim Hüseyin Sabancı. Çoban sertliğe prim tanımayan yapısıyla tanınıyor. Saha içinde 90 dakika kontrolü elinde tutan tecrübeli hakem, saha içi tartışmalarda otoriter yapısıyla dengeleri korumaya çalışıyor denmiş sevgili izleyiciler. Evet. Sar yarayı aç arayı. Çok güzel. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı Gaziantep maçının en kritik sınavlardan biri olacağını belirtiyor ve diyor ki defans ve orta alanda etkili olursak gülen taraf olarak ayrılırız dedi. Yönetici Ferruh Naiman da rakiplerinin kendi sahasında atak bir kurguyla oynadığını ve bu nedenle defansın dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kent gazetesi Antep'i yenin gelin moral zamanı denmiş. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Bursaspor zorlu bir deplasmana çıkıyor. Yeşil Beyazlar Gaziantep Spor karşısında 3 puan alıp zirvede puan farkını açmayı amaçlıyor. Muhtemel kadro Bursaspor, Ivankov, Ömer, Stepanov, Mustafa, Ali Tandoğan, Svensson, Bekir Ozan, Bataj, Ozan İpek, Volkan Şen, Sercan Yıldırım. Ve Gaziantep, Karce Marksas, Yalçın Ayhan, Elyasa Süme, Emre Güngör, Ivan de Souza, Zurita, Da Silva, Serdar Kurtuluş, Olcan Adın, Ivanov, Popov ve Julio Cesar. Saat 20, Stad Kamil Ocak, Hakem Deniz Çoban. Bir kez daha hatırlatalım dedik. Meydan 5'te 5 olsun demiş. İnancımız tam, güvenimiz tam. Hadi Bursaspor 5'te 5 olsun. Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı lider Bursaspor Gaziantep Spor'a konuk oluyor. Volkan patlamaya hazır. Sercan atıyor. Bursaspor kazanıyor deniyor. Kritik dönemeç. Bursaspor 9 günde oynayacağı 3 maçta zorlu viraja giriyor. 45. randevu. Evet, Gaziantep ile Bursaspor 45. randevusuna çıkacaklar bugün denmiş. Evet, meydandan yansıyanları da aktardıktan sonra İstanbul gazetelerine bir bakalım. Fanatik gazetesi sevgili izleyiciler ders oldu demiş. Amirli takım teknik direktörü Hiddink Bursa'nın Valencia ilgisiyle ilgili net konuştu, ders oldu. İspanyol rakibi karşısına sıradan bir lig maçına çıkar gibi çıktılar. Bu kritik sınavlarda iyi niyet, istek ve arzudan daha fazla şeylere ihtiyacınız olması gerekir. Ayrıca vitrine çıkarılan futbolcular için de dikkatli olunmalı. Diyor Hiddink. Türkiye'de sıkılmıyorum. Türk milli takımını tekrar zirveye taşımak için yola çıktık. Ben olumlu sinyaller alıyorum diyor. Bursaspor mağlubiyeti Türk futbolu için de pek olumlu olmadı. Ülke puanlamasında Hollanda Türkiye'yi geçmek üzere. Avrupa maçlarında Alkmaar, Twente, Utrecht ve PSV'nin galip gelmeleri iki takımlı Türkiye'yi ileriki safhalarda zor durumda bırakabilir. Bunu da bu da şunu gösteriyor ki Türk futbolu politikası geçtiğimiz yıllarda başarılı bir çizgide olmamıştır. Bu yüzden üstüne basa basa söylüyorum ki bu ülkede altyapıya gençlere önem vermek zorundasınız. 18-19 yaşındaki gençlere ısrarla şans vermenin uzun vadede pahalı yabancı oyuncuları Türkiye'ye getirmekten daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bana göre bu strateji Türkiye'deki büyük kulüplerin Avrupa arenasında tekrar başarılı olmasının tek çıkış yoludur. Bursa'da hedef 15. Ligde yenilmeyen tek takım olan Yeşil Beyazlar 5'te 5 için sahaya çıkıyor. Antep'in konuğu Timsah Valencia maçını unutturmak istiyor. Sevgili izleyiciler, lider Timsah yenmeye gitti oraya. Kazanmaya gitti. Gaziantep'ten 3 puanla geri dönecek. Puanı 15 olacak. Biz de burada zevkle okuyacağız gazeteleri. Evet, derbi ile ilgili ayrıntılı haberlerin arasında Bursaspor'u arıyoruz. Keskin viraj. Bursaspor zorlu Gaziantep deplasmanına çıkıyor. Farklı Valencia mağlubiyetini unutan yeşil beyazlı takım Süper Lig'de yakaladığı 3 puan serisini 5. haftada da sürdürmek istiyor. Evet. En sağlam nikah. Buraya da yansımış. Moral depolayacağız. Vederson, Gaziantep karşısında 3 puana ulaşıp yeniden moral kazanmak istediklerini söyledi. Yoğun bir maç trafiğine girdiklerini belirten yeşil beyazlı oyuncu, zor bir maç olacak ama kesinlikle takılmak istemiyoruz ifadesini kullandı. Habertürk ilk sayfayı derbiye ayırmış. Büyüksünüz demiş. Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi kastederek. Sevgili izleyiciler, büyüklük erdemle, alın teriyle olan bir şeydir. Parayla, sükseyle,
olacak işler değil bunlar. Kimin ne olduğu zaman içinde zaten ortaya çıkıyor. Sağlam rotasyon. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam bugünkü Gaziantepspor maçına Valencia'ya 4-0 yenilen kadroda büyük değişiklikler yaparak çıkmayı planlıyor. Uğur Ustubaş, arkadaşımız Uğur Ustubaş hazırlamış haberi. Sevgili izleyiciler. Evet, pankartla teklif mutlu sonla bitti. Yine nikahtan bir paragraf. Hiddink Bursa'yı köşesine taşıdı diyor. Bursaspor'un aldığı farklı yenilgi Türkiye açısından hiç iyi olmadı ama bu yenilgi onlara ders oldu diyor. Ve bu kadar. Evet. Habertürk'teki Bursaspor haberi de böyleydi. Sevgili izleyiciler, saat 20'de Lig TV'de yine Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası bir karşılaşma yaşanacak. Gaziantepspor ile Bursaspor arasında lider Bursaspor 12 puanda, puanını 15 yapmak için savaşacak. Biz de burada canlı yayında maç öncesi sonra sizlerle birlikte olacağız. Ekibimiz orada. Güzel görüntüler olacak, güzel videolar. Bursaspor TV izlemeye devam edin. Akşam saat 20'den önce görüşmek üzere. Hoşçakalın.